İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Alpak konuğum. Aynı zamanda Gökten Eker Askeri ve Polis Köpekleri Eğitmeni konuğum. Onlara soracağım. Hasan Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Gökten Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım. Hoş bulduk. Siz de ekranlarınız vasıtasıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya Fakülten Veteran Fakültesi'ne hoş geldiniz. Sağ olun. Gökten Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi çok Hasan Hocam sizle geçenlerde bir yayın yaptık. Genel düşüncelerinizi zaten dinledim. Ben bundan sonrasına ilişkin sorular sormak istiyorum. Şimdi bugün bu yasa ne kadar uygulanabilir? Şu anda henüz yeterli barınaklar vesaire 4 yıllık bir süre verildi. Yani bu oluşmadan hemen köpeklerin belirlenmesi için bir çalışma mı yapılacak? Biz ne göreceğiz? Lütfen buradan başlayalım. Buyurun. Efendim yasa genel gerekçesiyle benim kanaatime göre gayet yerinde maddelerle donatılmış ve uygulaması kolaylıkla olabilecek bir yasa gibi görünüyor. Hı hı. Siz de az evvel buyurdunuz. Yasanın bir 5. maddesi vardı. Bu 5. maddenin sorumlu olduğunu ben de defaten söyledim. 5. Evet. maddede bir düzeltme yapıldı. Burada 5.999 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda yem kanununun 9. maddesine vurgu yapıldı. Siz de az evvel onu detaylı bir şekilde tam olduğu gibi okudunuz. Burada bir şüphe yok ama bakın vurguladığınız bir cümle var. Hayvanlara otenizi yapmak yasaktır. Hı hı. Bitti. Benim fakültemde şimdiye kadar hiçbir hayvana otenizi yapılmamıştır kesinlikle. Halbuki Avrupa örneğini alırsak birçok ülkede ötenazi hayvan sahibine göre bile yapılabiliyor. Hayvan sahibi istediği zaman bile yapılabiliyor. Hatta birçok Avrupa ülkesinde hayvanların edinme barınaklarda tutulma süresi var. Bu tutulma süresinin sonunda hayvanlar öldürülüyor. Bizde bu yok. Ama bu gelecekti gene, hocam. O yüzden zaten tartışma oldu. Toplumun tepkisi üzerine tabii ki bu fikirlerin alınması çok dinlenmesi çok da önemli. Geri adım atıldı ama hala insanlarda bu konuda bir kaygı var. Yani bu hayvanlar, toplanan hayvanlar ne olacak diye. Şu haliyle siz bu kaygıya yer olmadığını mı düşünüyorsunuz şu son haliyle hocam? Net olarak bir veteriner hekim olarak bu konudaki yorumunuzu duymak isterim. Bakın. Dünyadaki, Avrupa'daki örnekleri de, uygulama örnekleri de var. Dünyadaki örnekleri de var. Ben yasaya uygun hareket edildiği takdirde, hı hı, 2 yıl içerisinde sokaktaki kimsesiz ve sahipsiz hayvanlarımızın sayılarının kontrol altına alınacağını, 5 yıl içerisinde sorun kalmayacağını düşünüyorum. Ancak burada Serap Hanım bir problem var burada. Bakın, barınakların oluşturulması 2028 yılına uzatılmış. Bu çok uzun bir süre. 2028 yılına 4 yıl var. 4 yıl içerisinde bir hayvanın yapılan bilimsel çalışmalara göre 2000 civarında bir köpekten yavru oluşacağı sayının 2000 civarında oluşacağı söyleniyor. Bunu 2028 yılına kadar nasıl engelleyeceğiz? Yani sokaktaki hayvanlarımız sayısı şu anda bütün Türkiye'de 4 milyon civarında olduğu düşünülüyor. İstanbul üzerinden alırsak 400 bin civarında olduğu düşünülüyor. Hı hı. Bu da demektir ki yani sayı aritmetik olarak artacak. 2028 yılı sonu çok geç. Bir an önce başlaması gerekiyor bu programa. 2028'e kadar sokaklarımızdaki sahipsiz ve kimsesiz hayvanların sayısı aritmetik olarak artacaktır. Ne yapacağız? Sokaklarda dolaşacak bu hayvanlar, ormanlarda, kırsal alanda dolaşacak. Kırsal alanda olmasının yani 2008'de tümüyle köylere tamamlanması mı kastediliyor? Çünkü bir anda bugünden yarına bir ayda da kurulması, 5 ayda da kurulması kolay değil. Büyük bir popülasyondan bahsediyoruz. Benim kanaatime göre Serap Hanım bu çok kolay. Neden çok kolay? Bakınız şu anda Türkiye'nin en modern ve en butik hayvan hastanesinin ben kendi fakültemde olduğunu düşünüyorum. İstanbul özelini alırsak Serap Hanım, bu hayvanların İstanbul içerisindeki barınaklarda toplanması doğru değil, mümkün de değil.
Ne yapmak lazım pekala? Yerinde mesela Silivri'de 30-40 bin civarında kırsalda ve koruluk alanda hayvan olduğunu düşünüyoruz. Orada yapılacak Serap Hanım. Çok büyük hastanesi olan, operasyon salonu olan, komplike bir bakım evine, barınak kelimesini kullanmıyorum artık. Barınaklar çünkü toplama kampına döndü. O yerinde yapılması lazım. Olduğu yerde yapılması lazım kesinlikle hayvan bakım evlerinin. Eğer bu hayvan bakım evleri birkaç yüz metrekare değil, şu anki olduğu gibi birkaç yüz metrekare değil de birkaç kilometre kare olursa sorun yerinde çözülür Serap Hanım. Peki. Bakın. Şöyle yapalım mı? Kilometre... Buna bu dediğiniz çözüm, yani bakım evi kısmını biraz daha detaylandıralım. Ben Gökten Bey'in de bir ilk değerlendirmesini alayım. Oradan ilerleyelim hocam. Gökten Bey, siz bu yasayı şu haliyle nasıl buluyorsunuz? Önce onu sorayım. Sizin evet. için Hasan hocamın da dediği gibi bu sonuç sizi tatmin ediyor mu? Uygulanabilir buluyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? Serap Hanım, ben hocamla aynı fikirde değilim. Bu yasanın soruna çözüm olacağı fikrinde değilim. Bana göre en büyük eksikliği ya da yanlışlığı yasanın hayvan koruma gönüllerini, yani hayvansever arkadaşların tamamını çözümden uzaklaştırmış olması. Yani hayvan koruma gönüllüsü kavramını ortadan kaldırıyor. Sizin de yayının başında dediğiniz gibi mahalle sakini olan köpeklerle sürüleşmiş olan köpeklerin, yani toplum hayatına ve diğer çiftlik hayvanları hayatına zarar veren köpeklerin birbirinden ayrılması konusunda en değerli insan gücü aslında bu hayvan koruma gönüllüleriydi. Onların çok sesini duymazsınız. Kenarda sessizce hayvanların sağlıklarına ve refahlarına ilgilenirler. Fakat o arkadaşlarımız çözümden tamamen uzaklaştırılmış durumda madde 11 ile beraber. Ben köpeklerin bir an önce kısırlaştırılması taraftarıyım. Ama bunun 2028'e kadar uzatılan bir takvim olması durumunda kanunun hiçbir faydasını görmeyeceğiz. Olsaydı 5199'un faydasını görecektik. Bir taraftan da köpeklerin üremesiyle ilgili, yani köpeklerin birbirleriyle çiftleşerek üremesiyle ilgili hiçbir düzenleme yok, hiçbir şey yok. Modern Batı ülkelerine baktığımızda köpeklerin üremesiyle ilgili ciddi mevzuatlar var. Örneğin nasıl bir önlem bununla ilgili? Şimdi bakın, ekranlarımızda programın başından beri sokak köpeklerini görüyoruz. Büyük bir kısmı çoban köpeği ya da melezi köpekler. Yani evet. morfolojik olarak bunlara bakıyor. Bu da şu anlama geliyor. Çoban köpeklerinin kontrolsüz olarak ürediği ve diğer atılan köpeklerle beraber çiftleşerek bir popülasyon oluşturduğu. Sonra da sürüleştiği, sürüleşmeyle beraber de insanlara ve diğer hayvanlara zarar verdiği. Şimdi bu duruma baktığınızda bir kere kısırlaştırma uygulamalarına... Küçük köylerden, çoban köpeği popülasyonunun olduğu yerlerden ve şimdi hemen şu anda başlanması lazım. Yani hatta geç bile kaldık bununla ilgili. Ve herkes benim köpeğim çok güzel, seninki de güzel, hadi yavru alalım mantığından uzaklaşması lazım. Köpeklerde bir üreme yeterliliği diye tüm batıda kullanılan kinoloji biliminin içerisinde, yani köpek biliminin içerisinde ırkların standartları, üreme şartları, sağlıkları, genetik hastalıkları olup olmadığının kontrol edilmesi gibi bir sürü detayların olduğu bir sistemin hemen kurulması lazım. Burada da mikro, hobi ve ticari yetiştiricilerin belgelendirilmesi lazım. Yani bunların haricinde kimse kayıt dışı köpek üretmemesi lazım. Merdiven altı üretimin, kontrol dışı üretimin bir kere engellenmesi lazım. Biz ne kadar kısırlaştırırsak kısırlaştıralım. Buraya kontrolsüz üreme, merdiven altı üreme, profesyonel olmayan, hayvan refahına uygun olmayan üreme geldikçe bizim 2028'e kadar bu sayı... Merdiven altı üreme derken insanlar tarafından yapılan bir şeyden bahsediyorsun. Tabii ki, tabii ki. Yani, ticari amaçla yapılan bir üremeden bahsediyorum. Burada ticari amaçla üretim yapılabilir. Mesela arama kurtarma köpeği ihtiyacı var bu ülkenin. Bu ülkenin bomba köpeğine ihtiyacı var. Narkotik köpeğine ihtiyacı var. Rehber köpeğe ihtiyacı var. Profesyonel, bilinçli, bilimsel ve hayvan refahına uygun üreme yapılabilir. Ama moda oldu diye, ekranlarda gördüm diye, sosyal medyada gördüm diye... Nerede ürediği belli olmayan, üreme yeterlilik kriterlerine sahip olmayan köpeklerin üremesi, sonra bundan memnun olmayan insanların tarafından da salınması zaten bu popülasyonu arttıran konular. Biz bunları engellemeden işte şu kadar barınak yaptık, bu kadar kısırlarma yaptıkla şu sorunu çözemeyeceğiz. 2028'e kadar da bu sorun katlanarak devam edecek gözüküyor.
Şimdi sizin bu mevcut eksi, yani mevcut yasadaki eksiğe ilişkin değerlendirmeniz bu. Bir de sosyal medyada görüyorsunuz, sokakta herkes bu konuyu konuşuyor son dönemde. Yani bu bir katliam yasası diyen var, nasıl buna izin verildi, köpekler toplanıp öldürülecek mi diyen var. Sizin böyle bir kaygınız var mı? Yani çünkü Hasan Hocam'a katılmıyorum dediniz. Siz bu tarafından mı bakıyorsunuz? Böyle bir açık görüyor musunuz şu anki maddelerde? Var efendim, çünkü yasaklı ırk diye 3-5 tane ırkı yasakladık. Yasakladık diyorum, Tarım Bakanlığı'nın komisyonunda. Bunun yasaklanma sebepleri de aslında ne yazık ki bu köpekler gücü istismar edildiği için, dövüştürüldüğünden hayvanseverlerin mecliste bunları yasaklayın, bunları yasaklayın diye vekillerimizin iktidar ya da muhalefet baskı yaptılar ve yasaklı ırk diye bir yönetmelik çıktı. O köpeklerin hepsi barınaklara tıkıldı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Ve şimdi yeni çıkan yönetmelik kanunla da bunlar sahiplendirilemiyor. Yasaklı ırk zaten adı üstünde tehlikeli diye yaftalanmışlar. Ve bunların hepsi şu anda uyutulacak gözüküyor mevcut çıkan yasayla. Yani bir hangi cinsler onlar? Üç yasaklı. Ya Pitbull diye tahmin ediyorum birini. Evet, Pitbull'lar var, Dogo Argentino'lar var, Amerikan Staff'lar var. Yani kulüpleri 1500-2000 yıllık, çok özür diliyorum, 150-200 yıllık geçmişi olan köpekleri biz yasaklattık, dövüştürüyorlar diye. Dövüştüren insanlara ceza getirmedik. Bu hayvanları yasakladık. Yasaklandığı dönemde bunların hepsi sokaklara, ormanlara atıldı. Şimdi onlar toplanıp yasaklı olduğu için yaşamlarına son mu verilecek diyorsunuz? Benim öngörüm o, ne yazık ki. Çünkü kanuna göre sahiplendirilemiyorlar ve sahiplendirilemiyorlar. Tehlike arz ediyor diye zaten bunlar yasaklandı. Ve mevcut kanunla bunların hepsinin uyutulmasının, yani resmi olarak uyutulmasının önü açılmış oldu. Peki Hasan Hocam, öyle mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Bu köpekler toplanırsa uyutulma işlemi mi uygulanacak? Ya buna ilişkin bir başka bir düzenleme gerekir miydi? Gökhan Bey'in tabii ki kendisine saygı duyuyorum ama saygı insana değil asla. Şöyle bir açıklama yapayım. Az evvel Bakan Bey söyledi. Kanun çıktı, kanunla ilgili yönetmelik de çıkacak. Yönetmeliğin ne olduğunu göreceğiz. Yasaklı olan, az evvel Gökhan Bey'in de söylediği gibi, yasaklı olan ırkların hangi birisinin sokakta ağız sasmasıyla gezdiğini gördük. Ben birebir gördüğüm zaman uyarıyorum onları. Hı hı. Yasaklı hayvan ırkları şu anda sahipsiz ve kimsesiz hayvanların sayısı içerisinde önemli bir rakam değil. Birkaç yüz tane veya birkaç bin tane. Birkaç bin en fazla diyorsunuz. Peki. Hocam, yani bir de olsa, bin de olsa bunların hepsi can. Yani burada sorumluluk sahibinde. Aynı fikirdeyim. Bakın Gökhan Bey, Serap Hanım, yasa diyor ki, az evvel sizin vurgu yaptığınız 9. madde, 5996 sayılı madde, kesinlikle veteriner hekim tarafından, veteriner hekim grubu insanlar tarafından ötenazeye karar verilir diyor. Bakın, o bizim hastanemize öyle hayvanlar geliyor ki, öncesinde vurgulayayım, benim hastanemde şimdiye kadar ötenazi yapılmadı. Veteriner Fırçası Hastanesi'nde. Öyle hayvanlar geliyor ki, trafik kazası uğramış, bütün kemikleri kırılmış, iç kanama geçiriyor. Biz bunları yoğun bakımlarda alıyoruz. Getiren kişinin isteğine göre tabii ki yoğun bakımda günlerce, saatlerce, günlerce duran hayvan ve kendiliklerinden ölüyorlar bunlar. Yasa diyor ki, bunlara veteriner hekim yetkisinde, gene hekim arkadaşlarımız buna karar verecek. Ben hekim arkadaşlarımıza İstanbul'da özelini düşünüyorum. Düşündüğümüzde %70'i 80'i benim öğrencilerim ve meslektaşlarımdır tamamı. Onlara güveniyorum. Asla, yani böyle bir yasaklı ırk bize gelse diyorsunuz. Yani böyle bir yasaklı ırk toplansa, bir bakım evine gelse, yasaklı ırk olduğu için hayvana bir otomatik olarak bu nedenle bir uyutma işlemi uygulanamaz zaten diyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle yapılmayacaktır. Yapılamaz. Veteriner hekim karar verecektir ona. Kesinlikle yapılamaz. Yasada öyle bir şey yok. Yönetmeliklerle de zaten bu belirlenecek yakında. Bakan Bey açıkladı, yönetmelik ortaya çıkıyor. Yeni çıkan yasada ne yazık ki böyle bir şey var. Fakat acısı da şu. Şimdi rehabilitasyon kelimesi var barınaklara alınan köpeklerin. Fakat rehabilitasyon, hocamın da dediği gibi, sadece sağlık uygulamalarını kapsıyor. Yani köpeğin sağlıklı hale getirilmesi. Peki bu köpeklerin insanla birlikte yaşaması konusunda davranışlarının rehabilite edilmesi, toplumsal hayata uyum sağlaması ve bu uyumlu bir şekilde sahiplenilmesi konusunda hiçbir düzenleme yok yasada. Bir öncekinde de yoktu, bunda da yok.
davranış rehabilitasyonu ile ilgili de çok ciddi bir eksiği var yasanın. Dolayısıyla şimdi... Şimdi şöyle, bu arada Hasan Hocam'ı lütfen bir daha bağlayalım. Onun süresi, belki bağlantı süresini yenilemek gerekiyor. Lafı kesilmesin sonra. Gökten Bey, size bunu sorayım araya da girmişken. Şimdi çok yönlü bir konu, süremizi değerlendirmek için buraya da geliyorum. Şimdi eskiden topla, kısırlaştır, bakımını yap, tekrar yerine bırak diye bir uygulama vardı bildiğim kadarıyla. Doğru. Bugüne kadar. Şimdi topla, kısırlaştır, bakım evinde tut, sahiplendir uygulaması olacak. Peki Doğru. Bu kadar 4 milyon Türkiye genelinde hayvan bakım evlerinde bakılabilir mi? Fiziken bu ne kadar mümkün, ne kadar yürütülebilir? Bu konudaki sorulara sizin bakışınız nedir? Bence yürütülebilir bir konu değil. Yani milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bunun için çok geç kalındı. Ve bu konuda da mahalle sakin olan köpeklerin bir kere bundan ari tutulması gerekiyor. Yani Kadıköy'de, Beşiktaş'ta bizimle beraber kafelerde oturan, hiç kimseye zarar vermeyen hayvanları niye toplayıp götürelim şimdi? Bizim derdimiz çocuklarımıza, yaşlılarımıza, kadınlarımıza saldıran sürüleşmiş köpeklerin toplanması, sürüleşen köpeklerin bir an önce zapturapt altına alınması, mümkünse rehabilite edilmesi ve sürüleşmelerin olduğu yerdeki üretimin de, merdiven altı üretimin de durdurulması. Şimdi eş zamanlı olarak başlanmazsa kısırlaştırma, merdiven altı üretimin durdurulması ve sürüleşmiş ve tehlike arz eden köpeklerin, davranış olarak tehlike arz eden köpeklerin toplanması uygulanmazsa gene soruna çözüm olmayacak ki. Gene bu sorunu toplum olarak hep beraber yaşıyor olacağız. Yani peki bu arada Hasan Hocam hazırlandı mı tekrar? Hemen sorayım yönetmenime. Şu anda henüz bağlantısı yapılıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi az önce yasaklı ırklarla ilgili hassasiyetinizi dile getirdiniz ya Gökten Bey. Yasaklı ırklar dışında yine bunu daha iyi iki farklı değerlendirmeyi görmek için söylüyorum. Yani toplumdaki tartışma üzerinden. Yasaklı ırklar dışında bütün toplanacak köpeklerle ilgili bir tehdide açık bir alan olduğunu düşünüyor musunuz siz şu anki yasal düzenlemede? Şimdi şöyle, bu konuda toplumda bir güvensizlik var. Ya bu güvensizliğin sonucu mu çünkü bu yasaya ilişkin bu kaygılar? Yoksa somut olarak buna açık bir alan var da o yüzden mi hayvanlar katledilecek diye dile getiriliyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet, bu güvensizlik kaynaklı, fakat yasaklılıkları bundan ayrı tutuyorum. Bunlar gücü istismar edilen köpekler olduğu için kanunen sahiplenmeleri yasak. Sahiplenene kadar barındırılacak diyor. Sahiplenilmeyen köpeklerin tehlike arz ettiği düşünüldüğü ve tehlike arz eden ırk olarak da yaftalandığı için zaten burada uyutulmasının önü açılmış oluyor. Buradaki endişemizin sebebi bu. Yani ilgili makamlar, tarım bakanlıkları bu konuda kamu vicdanını rahatlatacak bir açıklama ya da düzenleme yapana kadar da bu toplumda bu soru işareti, bu infial devam edecektir. Peki Hasan Hocam, size az önceki soruyu sorayım. Siz dediniz ya yani bu çok kısa sürede hayata geçirilir, çok da zor değil. Örneğin Silivri'de 40 bin hayvan var, oraya kilometrelercelik bir bakım evi yapılabilir diye. Şimdi Türkiye genelinde bu ne kadar hayata geçirilebilir? 4 milyon hayvan nasıl bakım evlerinde tutulabilir? Her biri ayrı ayrı değerlendirilir Serap Hanım. Hı hı. Silivri'deki ayrı, Beykoz'daki ayrı, Şile'deki ayrı. Eyüp'teki ayrı ayrı değerlendirilebilir kesinlikle. Yani bunlar için bu bölgede yapılacak hayvan barınaklarının sadece insani ya da benim deyimimle hayvani olması yetiyor. Yani hayvanların refahını sağlayacak orada bakım evi, barınak demiyorum ben, hayvan bakım evinin içine alınan hayvanların uygun bir şekilde rehabilitasyonu yapılabilir. Benim önerim şu buradaki alanlar. Evet. Etrafı telle çevrili, birkaç yüz metrekare değil, birkaç kilometre karelik alanlar yapılmalı. Bu alan içerisinde genç hayvanlar ayrı bölümde tutulmalı. Yaşlı hayvanlar ayrı bölümde tutulmalı. Hasta hayvanlar ayrı bölümde tutulmalı. Hasta olup da tedavisi bitmiş olan hayvanlar ayrı bir bölümde tutulmalı. Sağlıklı hayvanlar ayrı bir bölümde tutulmalı. Yasa dünyadaki birçok örneğine uygun olarak bakım evlerinden insanlar hayvan edinsin diye yol gösteriyor. Hı hı. Bunun için de bu bakım evlerinde isteyen kişilerin hayvan edinebilmesi için ayrı bir birimin olması gerekiyor. Evet. Ama her şeyden önce bu bakım evlerine alınacak olan köpeklerimizin, sahipsiz hayvanlarımızın kesinlikle karantinaya alıp diğer hayvanlara
zoonoz dediğimiz veya kendi aralarında bulaşabilecek hastalıklardan ahri hale getirilmesi için tedavi edilmesi gerekiyor. Gökten Bey'le ben de aynı fikirdeyim burada. Kesinlikle belediye veteriner hekimleri o bölgenin bakım evlerinin yürütülmesini, tedavi edilmesini, hayvanların kısırlaştırılmasını, aşılatmasını yapmalılar. Ancak bunların denetimi kesinlikle STK'lar tarafından olmalı. STK'lar olmadan bu işin, yani halk olmadan bu işin bir tarafı hep eksik kalacaktır Serap Hanım. Ben bunu yönetmelikle düzenleneceğini düşünüyorum. Şimdi az evvel Gökhan Bey'in söylediği 11. maddeyle ilgili tabii ki bir çekince var. Çünkü orada hayvan gönüllüleri devre dışında bırakıldı. Bu yasada vardı. STK'ların devre dışında bırakılması diye bir şey söz konusu değil. Ben yönetmelikle bunun düzenleneceğini düşünüyorum. STK'lar olmazsa olmazımızdır. Kesinlikle. Evet. Yani bu aslında herkesin üzerinde uzlaşabileceği ve sağlıklı bir formülde de ilerlenebilecek bir konu. Ama işte belki yanlış yerden tartışılarak başlandı. Ben o yüzden iki farklı görüş, nerede itirazları ve nerede destekleri var duymak istedim. Çok teşekkür ediyorum Hasan Hocam. Vaktinizin dar olduğunu biliyorum. Gökhan Bey, son bir cümleniz varsa siz de buyurun. Tabii ben Hasan Hocam'a bu barınak tiplerinin ayrılması konusunda katılıyorum. Sahiplenilecek hayvanların o bulunduğu barınakta mizaç testleri, yetenek testleri ve bu eğitimlerle beraber belki sokaklardan bulduğumuz köpekler insanlık için hizmet verebilecek hale gelebilir. Hali hazırda bizim köpek eğitmenleri derneğimizde kurtulmuş ve arama kurtarma eğitimi almış köpek var. Yasaklı tabir edilen bir köpeğimizde ben uluslararası arama kurtarma sınavı geçtim. Dolayısıyla buradaki köpeklerimizin hepsini bir yere tıkalım ve artık onlardan kurtulalım değil, onlarla birlikte nasıl yaşayalım, insanlara zarar vermeden nasıl yaşayalım çözmemiz gerekiyor. Bu vesileyle ben de yaklaşık 4 yıllık arama kurtarma çalışmalarımızla beraber 25 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası'nda Türkiye'de olacağını da size bildirmek istiyorum. Ve milli takımımızda sokaktan kurtulmuş köpeklerimiz de var. Yani buradaki ayrımı yaparken hepsini ötelemek değil, insanlık için, diğer canlılar için fayda sağlayacak hayvanları da ayrıştırmak, eğitmek ve onların da mutlu olacağı bir ortam sağlamak gerekiyor. Kesinlikle, çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Gökten Eser, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Hasan Alpak, değerli katkınız için.